O selamun aleyküm. Yani bir bak. Bu ikinci dersimizi iki ile yapız. Birinci dersimizde SNR'da öttük. İkinci dersimiz multi time frame sistemin asası yürüyor gibi oladı. SNR diyen içi de asası narsaları var mı? Son o SNR'da asası yüreği SBR RBS Abyon bulanıyor busu multi time frame'deki fakat ve fakat CMP bo'ladi. Ko'p urg'u beryapman e'tibor berayotgan bo'lsanglar. Bozorda kuzatish current market price joriy narx bozori deyiladi. Shu CMP ga amal qilar ekanmiz multi time frame o'xshaydi. Multi time frame'da to'liq ishlatarkanmiz SNR zonalar işledi. SNR zona multi time frame'lerde doğru işletse entry zonamızı anık toparlayımız. Çünkü şu narsalarda işletiş için tertip gerek. Tertipli buluşumuz o bizde time frame'ler var. Aylık time frame'ler. Haftalı time frame, külli time frame, H4, H1, M30, M15, M5, M1. Cami'ki hepsini işletemiz multi time frame'de. Fakat pozisyon, öz izi, pozisyonu karar işletemiz. Kimlerdir karakteri de? Dalga sürük. Kimlerdir? Средний срок kimlerdir intraday yaşıyor küllük işlemakçı bulanı kimlerdir scalp işlemakçı bulanı şuna kadar için multi time frame'ler bölünge ilacı varca maslahat ver ama Средний срок yaşıyor, orta müddetli bir hafta uzak olan 10 gün bulmuşsam 2-3 gün uşağı bozordan çıkıp yetişti. Maslahat benim. Şu narsayım yaxşı, şu mu yam kamera bulam. Hop. Endi bizde only time frame var. Haftalı time frame külli time frame var. Şu şöyle time frame'den biz daim zone alalımız. Yani hazır böyle bu üçlü time frame ikincisi kontrol diyen veremem yani hop kontrol zone confirmation entry roadblock da ja unchalik upor berib olmasanglar ham bo'laveradi. Asosan multi time frame'da üçlü time frame şu zona kontrol qiladigan time frame'ingiz task qiladiganingiz iki entry to'rtta ekan. To'rtta bo'lishi kerak. Hop. Oylik time frame'niki kontroli haftalik bo'ladi. Endi task'da daily'de olamız. Entry'imiz H1 bo'ladi. Endi roadblock'umuz take profit'imiz bunda özü multi time frame'li konu kaydası da haftalık bo'ladi. Lekin biz buna işletmeyimiz. Biz A zonadan B zonaga hareket kılıp yürüyoruz. Endi bu multi time frame konu kaydası da borlu için yazıp koyu haftalığı da zona haftalı bo'lsa kontrol daily bo'ladi.
tasdiq H4 entry M30 bo'ladi. Take profitimiz daily time frame bo'ladi. Nimaga daily time frame bo'lishini men ko'rsataman. Daily time frame'de kontrol H4 bo'ladi. H1 time frame tasdiq bo'ladi. M15 time frame entry bo'ladi. Take profitimiz H4 bo'ladi. Hop. Zona kontrol bu tasdiq entry kiriş take profit. Kontrol. Take profit nimaga bunaqa? Take profit'da tasdiqda berayotgan time frame'dan olinadi. Take profit. Yani bundan olinadi. Bir-biriga shular bog'liq. Bundan emas. Bundan olinmaydi. Zonadan olinmaydi. Berayotgan tasdiqda olinadi. Misol oylik time frame bitta zona bo'ladigan bo'lsa, haftalik time frame kontrol bo'ladi. Tasdiq daily bo'ladi. Endi bu qanaqa bo'ladi? Hozir men ko'rsataman. Buni hamma time frame'larga bo'lsanglar bo'laveradi. Hop. Zonamiz farqi yo'q. Haftalik bo'ladimi, kunlik bo'ladimi, oylik bo'ladimi farqi yo'q. Trend kelyapti. Keldi. Tasdiqimiz doim SBR bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Tasdiq SBR bo'ladi. Trendni kontrolini o'zidan bitta kichkina time frame'da ko'riladi. Nimaga unaqa kontrol qilinishini ham ko'rsataman. Bizga nimaga kerak kontrol? Trendda tasdiqi biz uchun SBR yoki RBS. Tushunyapsizlar? SBR yoki RBS yana trend tasdiq berdi. Biz bozorga kirishimiz uchun ikkita yoki uzog'i bilan uchta tasdiq olishimiz kerak. Bitta tasdiq bilan bozorga kirib bo'lmaydi. Может bu yoqqa buzib chiqib ketib qolishi ham mumkin. Shuning uchun endi bu bergan tasdiqini yana tasdiqini ichidan olishimiz kerak. Mana hozir yaqinroq ko'rsatay. Bu yoqda mana tasdiq berdi. Yana xuddi shu ssenariyda takrorlashimiz kerak. Bu yoqda SBR bo'lib aynan bu zonadan qaytish shart emas. Bu yana dopolnительный mana zonaga borib urilib keyin tushib ketishi mumkin deb tasdiq berib. Может bu shu SBR'da o'zidan tushib ketishi mumkin. Faqat qaytishi mumkin bo'lgan zonalarda orientir qilib olib qo'yamiz xolos. Aynan qayerdan qaytadi, aynan mana shu yerdan qaytadi degan fikr bo'lmasligi kerak bizda. Agar shunaqa fikr kelib qolsa, tasdiq kutmasdan erta bozorga kirib qo'yish holati bo'ladi i bozordan nima deydi minusda chiqasiz hafsalasiz sovib ketishi ko'proq bo'lib qoladi. Shuning uchun может mana bu yerdadir, может o'rtadadir, yana bu zonaga qaytib berar. Farqi yo'q. Shuning uchun biz CMP current market price bozorni kuzatishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Keldi mana может mana bu yerda tasdiq berdi deylik. Xuddi shu narsa yana takrorlanishi kerak. Endi buni deylik daily zona deylik. H1 time frame'de tasdiq berdi. M15 time frame'de SBR qilyapti yana. İyi bozora kiramiz. Tushuntira olmadım. Time frame holatini kim tushunmadı? Savollar bo'lsa beringlar, yana davom etamiz. Tushuntiraman.
Bizodaki mesela küllük zonu. Yok mana külli. Ha, küllük. Küllük ekildi. Bir saatlikte bize ne verdi? Biz bir yer yok. Confirmation. Confirmation verdi. Ha. Endi Ha. bir saatlik grafikte turibmiz. Bir saatlik O. bizga keladi. Keyin M15'te yana breakout berse Hı. bundan kirib ketamiz. Shunaqa deb so'rim. Ha. Endi zonaga keldi. H1 time frame'de bana breakout tasdik berdi deyli. Aytepan aynan bu yoldan CMP dali afzal tomon yoki bu yoldan yoki bu yoldan qaytishi mumkin. Shuning uchun biz bozorni kuzatishimiz kerak M15 time frame'de. Birinchi deli zonaga kelyapti. H1 time frame'de kuzatamiz tasdikni. H1'de tasdik berganlarga o'sha M15 ga o'tib olamiz. M15 ga o'tib olganimizdan keyin trend yana bitta keldi. Kiramiz bozorga. Endi e'tibor beringlar. Zona qilib qanday misol zona keldi. Yani birinchi bunaqa holat berishi mumkin. Yani beradigan tasdiqlarida har xil holatda tasdiq berishi mumkin. Hozir men buni bitta misol keltirib qo'ydim. Ikkinchisi mana bunaqa holatda berishi mumkin. Har xil holatda berishi mumkin. Kelar. Farqi yo'q yana oylik, haftalik, kunlik zona kelyapti trend hozir ko'rsatganimdek hani bu yoqni berdi, to'g'rimi? Endi bunisida trend kelyapti. Mana bu zonamiz mana bunda berib qo'ydi ichida. Mana buni biz tasdiq deb olamiz. Trendni biz shu yerda kutamiz. Tushunyapsizmi? Ko'pchilik mana bunday holat bo'ladi. Nimaga bu yerda kutamiz desam, shu zonaga kelib birinchi SBR qilgan zona biz uchun tasdiq zona bozor kirish zonamiz bo'ladi. Kelyapti. Mana bu yoqda mana tushib ketdi. Mana shu bizi SBR zonamiz. Yana kelyapti, impuls bilan uchyapti. Keldi-da trend sideways bo'lib turib bitta tushdi. Mana sideways biz uchun zona. Trend kelyapti. Bitta ana zona yasadi. O'zida sideways qildi-da tushib ketdi. Mana biz uchun mana mana shu zona. Qaytib keladi bozorga kirishga. Tushuntira olmadimi? Hozir grafikdan ko'rsataman. CMP'de ikigen yana bir narsa SNR'de SNR halatta benim transfer aç hayaldan kurtarılıptı. SNR'de bir tane kanun kaidesi var. Breakout pullback entry. Yani V yok ki A zonanı breakout kıladı. Şu zonaya kaytadı. Bir entry kiramız. Bunge biz nime yordam verelim? Bunge bu CMP yordam verelim. Bozordu breakout kı yani küzetemiz, ikiramız. Endi bu narsa kanakadır bitti zonaya kelip kanakadır bitti zonaya kelip şu yette tasdiki bu. Düşünüyorsun lan. Katta time frame'deki holat demez. Bu prost tasdiki bu. Şunlara tasdikte belirtilen breakout şunu yapalım. Breakout pullback entry yapma kullanımız. Yani bir odaya etibar belirtilen bu şeyler. Yani breakout kıldı. Arkaya pullback kıldı. CMP 1.5 güzeldi yapısı entry belirtti. Yani bir odaya kelly yaptı trend. Breakout kıldı. Pullback entry. Yine kelly sideways'de breakout kıldı.
pullback entry. Yani hatta şu halat pullback entry. SNR'de konum kaydası yani şu. Breakout, pullback, entry. Multi time frame boyunca yüz hatırladı. CMP boyunca yüz hatırladı. Bazar kirlendi. Asosam şu narsa. Men geldi 10 minut koyan kemiğe de ayonlandırıp koyasın. Misal dilik haftali zona. Yani pasta haftali zonamız bu. Haftali zonanı az deli görünüşte körü yaptız. H4 time frame'i alıyor tamamen. H4 time frame'de itibar veriler. Bir oldu bana. Break kıldı. Doğru mu? Break kıldı. İçi de yani break kıyan bozorga night'tan birinci şansını veriyor. İçi de. H4 time frame'de içi de veri yaptı. Endi boş dayatı bittim. Hazır degeni. Branch'e RBS kıyan zona var. RBS kıyan zonaya kaydıkı veri yaptı. Şu yaşlam. Branch'e RBS kıyan zonaya kaydıkı veri yaptı. Endi o kanaka halatı keladı, o farkı yok. Misal, keli yaptı. Yani bir yolda RBS kıldı mı, aylanıp gelip maşı zonaya keladı. Endi bunlaka halatı gelişi mümkün. Misal, yani trend keli yaptı, impuls bile bana. Bu halatı içi de kılı yaptı, şüketi yaptı. Endi biz bunu zona kılı olamız. Çünkü branch esper zonamız şu. Çünkü oldu mu? Hop. Endi H4 time frame'de içi de biri yaptı. Hazır iPad'da bu geldiğim için iki MetaTrader'dan kör etkenliğimiz için uçağını kovma yaptı. No play pol yaptı bana. Uninter kovaldım. M30'ya alın ben. M30 üzülür hazır. Ve zonanı belgeli olmadı. Bu paske buzu varışıga itibar vermeyimiz. Çünkü biz CMP boyunca küzeti yapmışız. Doğru mu? CMP boyunca küzeti yapmışız. Şimdi şu halette trend kaptırıp impuls bilan buzu çıkıp yaptı. Bunu hazır bir yerden kirip olmasak anca kütüp olamız. Körgen bu sayıla hazır. Oyun tamamında hakiki şansını verip çıkıp etti. Bu tamamında. Şimdi biz bir yandan işle varışımız için buna halette yani multi time frame'e yüzlenemiz. Multi time frame boyunca H4 zona. Doğru mu? H4 zona. M30 tasdik. M5 entry buluşu kere. Şunu ötüketip olamız. Şimdi bunu bozora giriş için. Yani hazır H4 zona. Tepeki break kıldı. M30'a küzeti yaptız. Şöyle yapsalar. Şimdi M30'den tepeki break kıyan. İtibar veriler. En az silahdım ve çalgıt işini yaptım ya. Şimdi şunlaka multi time frame'lerge karışımız kereydi. Yani itibar veriler. Yani white'da entry veri yaptı. Kildi. M5. Break kıldı. İbbay. CMP boyunca küzeltse şunlarsa bayge verirken içi de. Şimdi hakiki şanslı. Hakiki şansı bana bir oldu. O tamamen beri yaptı. Bana bir oldu. Hop. Şimdi. Bana bunu getirdim. M30 time frame'de kontrol kullanmış. Çünkü tasdik veriyor. M30'da itibar beri etken bu şeyler. Kildi. Bana bu zonanı buzup koydum bana.
3-4 yıl ara buzup koydu. Hop. Bunlar asıgen boladı. Yani bunlar. Şimdi bizge hazır aktif etkenimde asası SBL'in yani bu kolu. RBS'de. Şimdi bunun içinden trend küzeti yapız, küzeti yapız, küzeti yapız buzdu bana. Bir anda buzdu bana. Hakiki entry'de verdim. Şimdi etibar veriler. Bunu alakadayım signalan verilgen VIP kanalda. Bu multi time frame bizge nümeye kereye degen savolge cevap. Bu multi time frame şu trend keletken zonalarımızdaki sideway'lar buladıyor. Köpçülüğü de hani bozorga erte kirip koyandan ki her hal fikirlerge keltirip de şeyde tepeye paske, tepeye paske yürüp durup ahırı tasdikli verip entry'di bera diyor. Multi time frame şu impulsini halatke opçuk bera diyor. Narsa. Bozorda şu impuls bilen üçüp geçişige meliydi. Kela diyor. Şu halatke. Şunda multi time frame opçuk bera diyor. Şu impulsge. Etibar verirler. Eğer mayıttan kirip koyan ilerde ne olur? Tepeye yani paske, tepeye paske. Köpçü yok oradı. Yani bu halette multi time frame boyunca kirseyle oylanmasından yürüyordu. Bozor. Hop. Bu haftalığı da verdi. Dili. Şimdi itibar veriler. Haftalığı time frame'de yana resistance zonamızı bırakırken 8-4 time frame'de kanaka tasdik veri yaptı. Line chart'ta görüyoruz. İçi de veri yapıyorum. Yani branch'ı RBS kıyan zona. Buna kadar halatta kep durup kendi çıkıp yetişen mümkün. Bu zona bula diyen bulsa yani bu halatta kep durup kendi çıkıp yetişen mümkün. İKG buna kadar halatta kep durup yani bundan çıkıp yetişen mümkün. Çünkü yani bir yerde side ve bob durup tren çıkıp yetken. Yani H1, H4'de yani içine özde aladığım bu şey yani. Şu yerde özden bir kadar bir de entry kısa buladı. H4 time frame. M30'yı alalımız. M30'da break yiyen. Köre yaşlılar. M30 time frame'den hani break kıl yaptı. M5 time frame yutamız. M5 time frame'de bana yolda entry ver yaptı. Şimdi yani H4 haftalik bugünlük için bir oda H4 tasdik bergen M30 time frame'de şimdi şu zonaya kegende trend sideway verip bir de tepeye RBS kıbersa gel M5 time frame'den çünkü şu M30 time frame'de özde kirip geçse bulalım. Hop, tepede haftalığı daily bugünlük için etibar verilir mi? Daily time frame yapıda mı? Daily time frame'de H1 time frame'i de yani. Çünkü bu daily zonadan tartıp koydum da. Çünkü yani tasdikte körütken bu şeyler yani bir adı vergen. Tasdikte. Bir yerde trend kaytip geldi bir yokka. Breakout, pullback, entry'ye. H1 time frame bu geldiği için M15 time frame'i ötemiz. H1'de o zaman kontrolde olamız. M15 time frame'i öttük. M15 time frame'de
e'tibor beringlar. Bitta tren chiqdi, tushdi, yana chiqdi, to'g'rimi? Mana bu yerda SBR qildi. To'g'ri, SBR qildi, lekin birinchi SBR mana bu yoqda bo'ldi. Shuning uchun trend qaytib chiqib turib, shu yoqqa tushib ketyapti. Shansni berib. Multi time frame bo'yicha savollar bo'lsa beringlar. Keyin yana mavzu chuqurroq o'tamiz. Multi time frame'ga yana ham osonlashadi sizlarga. H1'de confirmation de yapsın ki o şey yapılış şart, doğru mu H1? Ne mi H1? Confirmation H1 yok H4 bölgede ki o şey confirmation onu ötkemse o şey yapılış şart şu switch bana. Aha ha yapılış kere. Tolok H1 yok ki R5 kılış kere de. Ne endi mana shu yo'llarga qaraylik, mana kichiroq M15 time frame'ni olib o'tsam, nimaga bu yoqqa chiqqan desanglar, e'tibor berdinglar nimaga o'tganimni. Me'yor ya'ni ko'rsatyapman, hech qanaqa oldindan tayyorgarlik yo'q. Mana bu yoqda birinchi SBR qilgan joyi bor. Shunga intilib chiqdi bu. Lekin multi time frame bo'yicha haqiqiy tasdiqni mana bu yoqda bergan. Yani biz current market price bo'yicha kuzatyapmiz, shuning uchun bizga bu trend ozroq chiqib ketadimi, tushib ketadimi bizga farqi yo'q, qizilmas. Bizga tasdiq bergandan keyin entry uchun keyingi tasdiqni bersa bo'ldi, bozorga kirib olsa bo'ldi. E'tibor beringlar, bekarga mana bu yoqda chiqmagan. Kichkina time frame'dagi zonaga. Chunki kichkina time frame'dan уже shunga intilgan zona borligi uchun. Hozir masalan hozir ko'rsatganingiz bo'yicha entry kutamizmi, masalan M15 da deylik. O'sha entry zonaga kelgandan keyin tasdiq berib retest qilib pastga tushish kerakda biz kutayotgan analizimiz. Lekin retest bergan dalsh tepaga ketib qolsa unda nima qilamiz? Tepaga qarab ishlayveramizmi shunda? Yana RBS kutib mavzu mash holatda birinchi tasdiq berdi, ikkinchisidan tepaga buzib yuborsa deyapsizmi? Ha, xuddi shuni. O'sha entry, imin entryni kutamizdi. O'sha entry zonaga kelgandan keyin tasdiq berib tepaga darish ketib qoldi. Darish ketib qolsa kuzatamiz. Zonani naboratiga. Endi qaranglar, bitta narsaga e'tibor beramiz. Biz katta time frame'da analizlar Diğeri bu diğerde kitabında ev aitilgen 30 sekund diliyente 30 sekund rekord halatı 5 sekund analiz. Bu 5 sekund analizde kıp gördük. Cüneyem asan. Trend küzetez. Kaç time frame'de dalga srokunu, threading srokunu, scalping işle mahçumusuz. Kaç time frame'de işle mahçumusuz. Öz içizde mahsadiz boladı. Shu time frame'ni olasiz. Bozorda holatini ko'rasiz. Birinchi SBR yoki RBS kuzatasiz. Deylik RBS bo'lgan. Siz mana shu zonani olasiz orienter qilib. Bu yo'ldan qaytish mumkin, bu yo'ldan qaytish mumkin, bu yo'ldan qaytish mumkin. Bilmeysiz. CMP bo'yicha kuzatasiz. Delay bu H4 time frame. M30 time frame'de kelyapti. Yani hozir. H4 kelyapti. İçi de SBR kelyapti. Tushib ketdi yani. Mana SBR. Hali tepani yangilamadi. Tasdiq bermayapti demoqchiman. yana tushyapti. Oxiri mana chiqdi tepaga. Olamiz. Bu yana tushib ketishi mumkin. I yana berdi. Olamiz, M5 da kirib ketsa bo'ladi. Yoki mana bu yerda tasdiq bersa yana kirsa bo'ladi. Faqat
NBA'da H4 M30 M5 keti yaptı. Şu üçüyle time frame'den üçlü test olamız, bozarı giremiz. Kıyınmaz. Hazır mı alıp parası? Yani hem yolda uçur olamız. Tasavvur kılayım. Haftalı time frame. Yani bir oda erbes bol yaptı. Doğru mu? Erbes bol yaptı. Bana bir oda esper bol yaptı. Zonanı bana bu V bose aynen bir oda emmez. Zona içine kirse emmeli. Biz için bana şu nerse hani bize kaytadığın zonamız boş gerek. Şu yansın. Yani bir adayım, aynen bu amaz, özü beni bana o işle gel. Şu yansın lan bana. Baştan çizelim. Bana. Bana. İtibar veriyle. Bir adı tepeni buzgen, tasdik bergen. Bir adı branch, pasta buzup kelganligi uchun bu yerda tasdiq beryapti. Bu yerdan sel, endi bu yerdan kuzatamiz buy. Endi mana chizib beraman. Trend buzilgandan keyin biz uchun bu A zona. Endi qanaqadir bitta zona buzilgan bu yerda bu B zona, eng yaqin zona. Bu A zonas haftalik bo'lsa, B zonasini haftalikda olasiz. Oylik bo'lsa oylik, kunlik bo'lsa kunlik. Endi biz bu zonadan sellga tasdiq bersa, sellga olamiz. Agar tepaga yurib olsa, bu B zona atkaz. Mana A zona hali ham turibdi. Endi yana kelyapti B zona qanaqadir haftalik zona yana yoki oylik, kunlik tasdiq berdi, keyin selga olamiz shu A zonagacha. Beryapti, olaveramiz, beryapti, olaveramiz. Endi time frame'da ichiga to'liq detallarga o'tadigan bo'lsak, hozir sizlar bilan zona tasdiq entry deb gaplashdik-da, control deb gaplashmadik, to'g'rimi? Misol oylik time frame'niki haftalik kontrol, daily tasdiq, H1 entry bo'lyapti. Tasavvur qilinglar, mana bu yerda bitta resistance zona, bitta support zona. Nar shu yerda o'ynayapti. Bu ko'rinish haftalik ko'rinish. Mana endi bu zonani, oylik time frame'dagi zonani haftalik time frame'dagi switch'da agar buzib qo'ysa, bu zona buzilgan hisoblanadi. Tushunyapsizlar? Bu zona buzilgan hisoblanadi. Lekin bu zonani tepaga buzadimi, pastga buzadimi farqi yo'q. Daily time frame'ni tasdiq bersa bozorga kiramiz. Ya'ni SPR yoki RBS qilsa bozorga kiramiz. Endi buni ichida ham ishlab ketishimiz kerak-ku. To'g'ri, bu oylik zonadir. Lekin bu yoqda olinyapti haftalik zona. Yana olinyapti haftalik break bo'lyapti. Endi ichida mana haftalik break bo'lyapti. Qanaqadir haftalik, mana bu yerda oylik bor, oylik ichida haftalik bor-ku, to'g'rimi? Mana buni haftalik deylik. Haftalik B zona bo'ladi. Haftalikgacha kirishi mumkin. Ich-ichiga kirib zonani olamiz-da. Endi trend direction, yo'nalishini oladigan bo'lsak, break qilyapti qaysi time frame'da? Misol, kunlik time frame'da bo'ladimi? Agar kunlik time frame'da ofitsiallarning eng yorqin ko'ringan misol bu haftalikda ham kunlikda ham bir xil kelib qoladi-yu, qaysi time frame'da olishim mumkin deysiz. Agar haftalikda ham kunlikda ham bir xil A yoki V kelib qolsa,
bu yerda beradigan tasdiqi bor-u. Tasdiq qaysi time frame'da yorqin bersa, misol H1M15 yoki H4M30 da bersa, shu time frame'dagi zona nima deydi? Haftalikniki yoki kunlikniki bo'ladi. Keyingi boradigani shunga bog'liq. Misol haftalik bo'lsa, haftalik B'ga qarab intiladi. Tushunyapsizlar? A zonadan B zonaga intiladi. Obligatoriy intiladi. Boradi. Misol bunga qaysini desam bo'ladi? Funtiyana. Funtiyana ana. E'tibor beringlar. Birinchi analizimiz. Uzoqqa ketmaymiz. A zona break, to'g'rimi? V zona. Endi bu haftalikda o'zida ko'rilyapti. A zonadan V zonaga bordi mana. Bordi, ishladi. Endi bu A zonamizda to'liq kontrol daily bo'ladi. H4M30 kiriladi bozorga. Bersa kiramiz. Agar bermasa, pastga buzib yorsa, yani bu zonamiz A zona bo'lib qoladi, ya'ni keyingi haftalikka boradi. Lekin mana bu yerdan konkretni berdi. Mana buni bitta. Mana buni ikkita. Mana ikkinchi zona. H4 time frame. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, shu zonada CMP'sini oladigan bo'lsak, mana bozorni beryapti. Yana bu haftalikka urildi. Mana bu yerda mana buyga berdi. Endi daily time frame kontrol qilishimiz kerak-ku. Daily time frame'da e'tibor bersanglar, SPR qilib kelyapti. Demak, hali ham buyga umid yo'q. Oyli time frame'ga o'tsak, oyli time frame'da bu shpilkalar qiziq yo'q. Mana break qilib qo'ygan. Tushunyapsizmi? Pastga break qilib qo'ygan. Endi necha minut qoldi? Menga ko'rinmayapti, o'shanga o'z qoldi shekilli. 1 minut qoldi ustoz, 1 minut. Demak, zapisni o'chirib turaveramiz aka.